Kimden bahsedeceğiz biliyor musunuz? Tom Rees Uyar'dan bahsedeceğiz arkadaşlar. Edebiyatımızın değerli üç şairini aşkıyla perişan eden, hep en özel, en farklı olmayı başarmış biri Tom Rees Uyar arkadaşlar. Bugün Tom Rees Uyar'dan bahsedeceğiz. Şair Ülkü Tamer'in ilk sevdası olan Tom Rees, Cemal Süreyya'yı aşkıyla delirten kadın, Turgut Uyar'ın sevgili eşi ve Edip Cansever'in asla ulaşamayacağı platonik aşkıydı. Böylesine çekici bir kadın olan Tom Rees, kalemiyle ve edebiyatıyla da diğerlerinden sıyrılmayı başarıyordu. 15 Mart 1941'de İstanbul'da Tom Rees Gedik adıyla dünyaya geldi. Hukukçu ama bir o kadar da edebiyata düşkün bir ailenin kızıydı. Çocukken annesinin edebiyat uğraşlarını verdiği antika masaya aşkla bakan Tom Rees, Arnavut Kız Koleji'nde okurken edebiyatla biraz daha yakınlaştı. Başına buyruk ve yabani halleriyle uyumsuzlar kraliçesi ilan edilmişti Tom Rees. Okul gazetesinin başyazarı olan Tom Rees ilk öykülerini de bu dönemde yazmaya başlamıştı. Kalbini çalarak ilk evliliğini yapacağı Ülkü Tamer'le de bu yıllarda tanıştı. Üniversite hayatını gazetecilik bölümüne giderek taşlandırırken tek isteği tüm ömrünü yazı yazarak geçirmekti. Oldukça güzel giden ve birbirlerini besleyen iki insanın evliliği bir bebekle beraber olup olabileceği en iyi halini almıştı. Ülkü Tamer ile olan evliliği onun profesyonel bir yazar olması için büyük bir öneme sahipti. Çünkü Ülkü Tamer onun için sadece bir eş değil, aynı zamanda en değerli öğretmeniydi. Böylece evliliği süresince yazar olmak adına büyük bir yol kat etmiş oldu. Ülkü ile beraber geliştiler. Her şey çok yolunda giderken, en azından öyle gözükürken, Ülkü Tamer'le olan evliliği birden son buldu. İkilinin hiçbir sorunu yoktu. Ancak birkaç aylıkken anne sütüyle boğulan kızları Ekin'in ölmesi ikisini de psikolojik olarak yıpratmıştı ve birbirlerinden uzaklaşmaya başladılar. Bebeğini kaybettikten sonra depresyona giren ve uzun bir süre boyunca evden çıkamayan Tom Rees, yazar arkadaşlarının zoruyla evden çıkıp insan içine karışmaya başladı. Ankara'daki Sanatseverler Derneği lokalinde tesadüfen aynı masaya düşen Tom Rees ve Cemal Süreyya rakı içerken tanıştılar. Tom Rees, Cemal Süreyya'nın arkadaşı Ülkü Tamer'le olan ilişkisini resmi olarak bitirmemişti henüz. Cemal Süreyya ise Seniha Hanım'la hali hazırda evliydi zaten. Cemal Süreyya Tom Rees'i yakın arkadaşının genç edebiyatçı karısı olarak gördüğü için o gece herhangi bir şekilde ilgi göstermemişti. İlgiye alışkın olan Tom Rees bu duruma çok bozulmuştu. Çünkü Cemal Süreyya'ya derin bir bağ hissediyordu. Sonraki denk gelişlerde Cemal Süreyya da birden kendini bu aşka kapılmış buldu. İkisi de evliliklerine son verince Ankara'da birlikte bir eve çıktılar.
Tomris gibi bir ilham kaynağına sahip olan Cemal Süreya en tutkulu ve en erotik şiirlerini bu dönemde kaleme aldı. 3 yıl boyunca tutkulu ama bir o kadar da çalkantılı bir ilişki yaşadılar. Cemal Süreya 3 yıl boyunca her şeyini Tomris'e göre ayarlamıştı. Cemal Süreya için varsa yoksa Tomris, gece gündüz Tomris'ti. Bu durumun en güzel örneği ise şu olaydı. Her akşam işten çıkıp şıp diye eve damlıyordu Cemal Süreya. Bir gün Tomris uyar, biraz gez dolaş arkadaşlarına falan buluş dedi. Ertesi gün geç geldi Cemal Süreya. Daha ertesi gün de hep geç geldi. Bu akşamlardan birinde örtü silkelemek için pencereyi açan Tomris, apartmanın girişinde oturan Cemal'i gördü ve gerçek ortaya çıktı. Her akşam iş çıkışı eve geliyor ama aşağıda oturup gecikiyordu Cemal Süreya. Tomris Uyar tarafından durumun adı derhal kondu. Şahsiyet rotarı. Tomris ne kadar acı çekerse çeksin, dik duruşu ve vakur tavırlarından ödün vermedi. Cemal Süreya Tomris'e asla sahip olamayacağını, fikri yüzünden biricik aşkı Tomris'i terk etti. Tomris'le geçirdiği 3 yılı asla yazamayacağına ve ağzından tek bir kelime dahi çıkmayacağına dair yemin etti Cemal Süreya. Sahiden ölene kadar ne bir dize döküldü kaleminden, ne de tek bir sözcük çıkmadı ağzından. Bir şeyleri ciddiye almamayı huy edinen Tomris, bir şeyi fazlasıyla ciddiye almak önemli bir kişilik zafiyetidir diyerek tavrının arkasında durdu. Her ne kadar güçlü durmak istese de bu yıllarda fazlasıyla yorulan Tomris, Turgut Uyar'la tanıştığı andan itibaren bu kez de onun ilham perisi olmuştu. Evet arkadaşlar, hikayemize devam edeceğiz. Tomris Uyar'ı okumaya devam edeceğim. Ama kısa bir ara, bir müzik dinleyelim. Cem Karaca bizlerle beraber en güzel şarkılarından bir tanesi Mavi Liman parçasını bizden Tomris Uyar'a armağan edelim. Ve tüm Radyo Göktürk dinleyenlerine gelsin. Keyifli dinlemeler diliyorum. Evet, Tomris Uyar'ın hayatına devam ediyorum. Okumaya devam ediyorum arkadaşlar. Ülkü Tamer'den sonra ilk kez resmi bir evlilik kararı alarak Turgut Uyar'la evlendi ve bir süre sonra oğulları Hayri, Turgut dünyaya geldi. Turgut Uyar'ı yeteri kadar sevdiğinden asla emin olamadı. İlişkilerinin ebedi uyumsuzluğunu Turgut her an elinden kaçıracakmış gibi gereksiz bir kaygıyla yıpranacak, bende hiçbir rekabetin söz konusu olmadığı bir alanda boyuna birinci seçmekten yorulacaktım sözleriyle ifade etmişti. Tomris Uyar hiç şiir yazmamış olmamasına rağmen sadece varlığıyla bile Türk şiirine büyük bir etki yaratmıştı. 24 Temmuz 2003'te İstanbul'da hayatına gözlerini yumdu. Tomris'in her doğum gününde ona olan gizli aşkı için bir şiir yayınlamıştı Edip Cansever. Bu şiirlerinden birindeki şu dizeler: Bir adım vardı senin, peşinde de üç büyük şair, Tomris'i tam anlamıyla ifade ediyordu.